Ne güzel sesler böyle, değil mi? Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Metroid Samus Returns oynayacağız. Bildiğiniz üzere Metroid çok popüler bir seri. Aslına bakarsanız Metroid serisine zaten şöyle bir konuşmaya çalışsam, hani tarihçesidir, odur budur, yani komple ayrı bir video olur. O yüzden Metroid güzel bir oyun. 3DS için de bir Metroid oyunu varmış. Ben de dedim ki madem elimde bir Nintendo 3DS var ve Metroid oynamak istiyorum, o zaman oynayayım. Ve beraber oynayalım dedim. Aslına bakarsanız yalan yok. Birazcık denedim. Baktım oyun nasılmış, güzel miymiş. Çünkü bildiğiniz üzere Metroidvania diyorum ya. Metroid bir Castlevania türü. Hani Metroidvania oyunu. Hani öyle söyleyeyim artık tabii şimdi. Metroidvania türü deyip de Metroid oyunu oynamak birazcık kafa yoruyor. Ve ben bu türü çok severim, çok eğlenirim ama bu tarz oyunlar beni çok yorar. Bu tarzda bitirebildiğim tek oyun serisi diyeyim, Ori serisiydi. Ori serisini çok güzel bir şekilde oynayabilmiştim. Castlevania'nın ilk oyununu bayağı bir oynadım ama bitiremedim. Birkaç boss kalmıştı. O da zaten save sistemiyle beraber geçebildim. O yüzden Metroid serisine biraz korkuyordum, en azından YouTube için. Çünkü kendim oynayınca çok fazla kasmıyorum. Yani kendi gerizekalılığımla baş başa olmak güzel ama şimdi YouTube'da Metroid hayranları var. Nintendo ile böyle müthiş içi dışlı olan insanlar var. Millete rezil olmak benim için biraz üzücü oluyor ama Metroid bir deneyelim bakalım. Bir yarım saat kadar oynadım kendi başıma ve çok eğlenceli olduğunu fark ettim. Çok güzel bir oyunmuş. Birazcık da YouTube'da oynayalım bakalım. Nereye kadar gider bilmiyorum. Seri de olur mu bilmiyorum. Çünkü ben bu oyunun yarısını bir yerde kalırım ve muhtemelen oynayamam. Ama olsun, birazcık oynayalım bakalım. En azından ilk bölümümüz olsun. Yorumlayın bakalım nasıl oynuyoruz falan. 2000 bilmem kaç yılında güzel güzel olaylarımız oluyor. Evet. Bir yaşam örneği falan bulunuyor. Uzaylılar vesaire. Ne yalan söyleyeyim, hiç gram umudu olmayan şeyler bunlar. Evet, yine şöyle okumak isteyen varsa benim hiç umudu. Yine uzaylılar saldırıyor. Man şey oluyor. Bir şeyler oluyor. Galaktik Federasyon falan filan da derken Samus tabii ki de ortaya çıkıp herkesi ne yapacak? Kurtaracak herhalde. Aynen öyle. Ya aslına bakarsanız bizim yapmaya çalıştığım şey bu DNA'ları falan topluyorduk galiba. O yüzden çok da hani öyle kafa ütüleyen bir hikayesi yok. Evet, Samus olarak geri döndük ve görevimizin başındayız. Hadi bakalım. Şöyle. Oo, geliyoruz. Hadi bakalım. Nintendo videolarımızın artık klasiği bu yansımalar ve sürekli değişen arka plan. Bunlara artık alıştık bence. İşte burada be. Samus be. Kaç yüzyıllık karakter be. İşte bu be. Hadi bakalım. Ya bilmiyorum, eleştirmenler tarafından böyle pek hani deli gibi sevilen bir oyun değil diye biliyorum. Hani çok da iyi bir Metroid oyunu değil diyenler de var ama bence başlangıç için eğlenceli bir oyun ya. Hani benim için ilk Metroid oyunum olduğu için hani şey, bakın güzel piyup piyup falan sıkıyorum böyle. Uçalım, kaçalım, bakalım. Biraz adam dövelim. Alt tarafta tabii ki de yine haritamız var klasik olarak. Şöyle çok güzel. Sonic gibi takla atıyorum ya. Mükemmel ya. Şurada bir şey mi var? Yok. Ya Metroidvania türünün en sevdiğim olayı keşif hissi tabii ki, yani fark edebileceğiniz üzere böyle kocaman haritalarımız oluyor ve sağ solu geze geze çok güzel bir şekilde oynuyoruz. Ben dedim ki birazcık alıştırma yaptım. İyi ki yapmışım. İyi ki yapmışım çünkü ilk yarım saat oynarken ki halimi görmeniz lazımdı. Gerçekten hani böyle çok güzel rezil olurduk ama bu şekilde değil. Biraz daha büyütsem mi? Yok, gerek yok, güzel. Şöyle. Bu arada bu gripi taktım. Bu grip çok işe yarıyor. Bilmiyorum hani özellikle bu soğuk havalarda falan benim ellerim baya kas katı kesiliyor ve nasıldı? Ha, şunla.
gerçekten kontroller zorlaşıyor. Malum yine de ufak bir alet Nintendo. Ellerimi yoruyor. Ama hiç önemli değil. Tabii ki de böyle oynayacağız. Nintendo videolarına geri dönmek çok mutluluk verici. Nereden baksanız birkaç aydır yok. Nedenini Pokemon videosunda anlatacağım. Çok sıkıntılı şeyler oldu. Ama özellikle bu Nintendo videolarına tekrar gaz olmamın sebebi son Nintendo Direct sunumu. O kadar kötüydü ki dedim ki vay be ne güzel. İyi ki bir 3DS'im var dedim yani. O kadar kötüydü yani. Evet, şuradan onları. Aa o değil. Heh. Hadi. Güzel. Harika oynuyorum. Şu. Hayır. Heh. Çok güzelsin Samus. Çok güzel. Hiç kasma kendini. Hiç kasma kendini. Oo. Mükemmel ya, mükemmel. Vuruş hissi var arkadaşlar. Vuruş hissi. Var. Vuruş hissi. Hop. Saldırma. Güzel güzel. Hop. Burada herhangi bir şey yok. Şuradan gidelim. Ya şey uyuz oldum tabii ki de. D-pad'le değil de analogla oynamamız biraz sıkıntılı. Şöyle bir sersemlikli saldırımız var. Periliyoruz düşmanları ve bu güzel bir şey. Perilemek iyidir arkadaşlar. Periliyim. Ama da benim gibi perilenmezmiş. Tabii ben perileme bana gelince... Aa dur. İş bana düşünce biraz tabii yamuluyor. O yüzden sıkıntılı bir durum. Oyunun neden eleştirildiğini anlayabiliyorum. Her ne kadar eski Metroid oyunlarını oynamamış olsam da hani az çok mantığı biliyorum. Oyun çok kolay. Yani şu şekilde kolay tabii ilerlemedim falan ama oyun sizin elinden geldiğince tutuyor. Evet. Sizin elinizi elinden geldiğince tutuyor böyle. Bak şimdi bunu da perileyeceğim. O çok güzel. Mesela canınız bitmiyor neredeyse. Sürekli düşman spamlanıyor ve üstüne öldürdüğünüz yaratıklardan şey alıyorsunuz. Can alıyorsunuz. Ve bu bilmiyorum yani müthiş kolaylaştırıyor oyunu. Aa! Ve çok da hani öyle hasar yediğinizi de söyleyemem. İleride özellikle bir özellik açılacak. Hani böyle şey oldum. Ya ciddi olamazsın hani. Çok hani Nintendo böyle çok fazla geniş kitlere yayıldığı için mi böyle oldu diye bir düşündüm ama değişik bir özellik gerçekten. Onu da göreceğiz. Aa kafam. Ben bu arada yine de utanmadan, sıkılmadan kafamı yiyorum. Ben onu... Şu an oradan geçemiyoruz tabii. Bu haritaları da keşfetmenin böyle güzel yanları var. Aa, onu attım. Şunu... Tamam. Hadi bakalım. Ne güzel bir mekan böyle. Evet, işte özelliklerimiz orada. Gel bakalım, gel gel. Seni ben bir alayım. Şunları kırmadan dayanamıyorum. Aa şu düşmanlardan nefret ediyorum ya. Of. Ver bakalım. Sıkacağız değil mi? Okey. Morph balı aldık be. Artık morph balı olarak takla atarak. Yok takla atmayacağız. Bayağı. Sonic olacağız arkadaşlar. Sonic. Hı. Bayağı. Transformer gibi böyle dönüşüp artık top olarak oynayabileceğiz. Harika. Neden geri gittim diye sorarsanız tabii ki de. Aa hayır ama sen git. Lütfen hayır. Şunu tabii ki de alacağız. Ya bu oyunun tabii ki de asıl eğlencesi en zor modda çıkar. Hani gerçek Nintendo'cular bunu en zorda oynar ama benim gibi daha hayatında hiç eline Metroid oyunu Allah hala Metroidvania diyorum. Bir Metroid oyunu oynamayan bir insan, hiç eline almayan bir insan tabii ki de normal modda. Gerçi zorluk falan seçmedik ama oyunu bitirdikten sonra illaki öyle bir seçenek vardır ya. Yani illaki vardır. Şöyle bir save'imizi alalım. Save önemli. Save'siz olmaz tabii. O kadar da eski değiliz canım artık. Kaç? 2012 mi bu oyun? Yeni biraz gelecekte geçen mi oyun? Yani oyunun içinde tabii 2020'ler, 2000 kaçlardayız? Gelecekteyiz ama fark etmez. Mekanlar çok güzel ya. Sürekli böyle farklı farklı mekanlara geçmek acayip hoş. İşte bizim yapmamız gereken şeylerden biri. Buraya bir şeyler toplayıp getiriyoruz. Tam olarak tabii ki de hikayesi pek umudu olmamakla beraber bir yandan da çok etkileniyorum. Şöyle bakalım bu suya değince, su mu artık nedir bilmiyorum. Ooo sen kime şekil yapıyorsun? Deyince canımız yanıyor, ölüyoruz. Durduk yere ölmeyelim değil mi? Şuradan bir gidelim. Çık bakalım. Başımız belada değil. Şöyle, oha. Ooo. Şimdi senin... Çok havalı ya. Yani hakikaten bir anda böyle nişan alıp sağa sola sıkmak. Üst taraftan mı gideyim? Selam abi.
Yeni özellik. Hop, alalım bakalım. Evet, işte bahsettiğim özelliği aldık. Scan Plus adını. Scan Plus ya. Ne Plus? Scan Plus değil mi böyle? Ekstra bir şey. Evet, bir gücümüz var. Hani tabii ki de hani sonsuz kullanım olsaydı hiç hoş olmazdı arkadaşlar. Bu özelliğin yaptığı şey şu. Diyelim bir yerde takıldınız. Hani bir haritada takıldınız ve gideceğiniz yeri bilmiyorsunuz. Yapmanız gereken şu. Şuna basıyorsunuz ve oyun size nereye gitmenizi gösteriyor. Şurada bak mesela. Şuradan aşağı inmemiz gerekiyormuş. Onu gördük. Ve maalesef üzücü bir durum yani. Bu oyunların olayı zaten gideceğiniz yeri bulmak. Kaybolmak. Ama bir şey değil mi? Benim için çok iyi. Çünkü benim oyunlarda en çok yaşadığım şey özellikle eski oyunlarda sürekli kaybolurum. Sürekli. Bayağı böyle sürekli kaybolurum. Ve şu anda şey göstermesine rağmen muhtemelen yine bulamayacağım yolumu. Çünkü ben böyle biriyim. Buraya ateş etmenin bir anlamı var mı? Gösteriyor orada biliyorum ama sağa sola yine bakmadan dayanamıyorum. Kesinlikle gideceğim yeri biliyorum. Şimdi nereyi gösteriyor burası? Ha okey ya, şurada işte. Muhtemelen şurayı kıracağız. Okey, let's go. Allah, gittik. Oraya gideceğim ama tabii ki de hop, bir saniye, Bakugan olmadan önce. Hiç gelme. Geldi. Hop. Nasıl yapalım seni ben? Yazık. Çok yazık oldu ona. Aa, buradan çıkmıyor mu? Nasıl ya? Oha, wall jump varmış. Aa! Hop, seni hemen şey edelim. Yes. Şeyleri arttırdık. Artık daha fazla füze taşıyabileceğiz. Yay. 30 füzemiz var artık. Bu füze kapasitesi falan tabii ki önemli şeyler ama bir sürü save noktası olduğu için henüz oyunun başlarındayız tabii. Sıkıntısını yaşamadık. Bakalım ileride neler gelecek başımıza. Nerelere geldik böyle? Ha işte aradığımız şeyler bunlar. Bunları toplamamız gerekiyor. Geliyorum, bekleyin bekleyin. Her şey sırayla. Her şey sırayla geliyorum. Teşekkür ederim. Şöyle gidelim bakalım. Ya buradan gideceğim. Zaten aynı yere iner kesinlikle. Okay. Save noktamız mı? Save noktası mı yoksa direkt ammo mu fulleyeceğiz? Ammo fulledik galiba. Güzel. Teşekkür ederim. Şimdi gelin bakalım. Hop. Ha tamam, bu normal suyun. Normal suyun zararı yok. Sonuçta hop. Ben buradan nereye çıkabilirim? Hop. Aman. Bunları bir an önce temizlersek eğer işimiz çok güzel olacak. Şurada. Hadi. Aa, içinden çıktım ben. Hadi. Hadi. Aa, kapalı. Bu ne? Aa, geri gitti. Füzem bayağı etkisiz kaldı. Tamam. Onu da herhalde ileride bir özellik alınca artık geri döneriz. Hop. Tamamdır. Canımız idare eder. Şurada tabii ki de kırılacak bir yerimiz var. Hemen ters yönümüze gidelim. Ters yöne gitmeden benim işim hallolmuyor. Bunları öldüreceğim çünkü cana ihtiyacım var. Canım iyi bir durumda değil. Buradan falan gidiliyor mu? Yok. Şöyle. Ha, okey. Güzel. Misil artsın. Artsın. Bunlar lazım tabii ki. Tabii ki lazım. Neden böyle oluyor ki? Ya tekrar spawn olayı tuhaf ya. Yani her reload checkpoint'te falan spawnlansa anlarım da. Böyle her seferinde 10 saniyede bir tekrar şey olması sıkıntılı. Bu arada arkadaşlar arada böyle bir duruyorum falan, hani hareket etmiyorum ya, yansıdığı için. Siz görmüyorsunuz, ben kamerayı hallettim, o yansıma oldu yani şurası hariç ama yukarıdan gelen ışık çok fena bir şekilde yansıyor. Hala kendime bir ışık alamadım. Işığım patladı. Cidden böyle fiziksel olarak böyle kabloyu taktım, ışığımın patladı böyle direkt. Bak nasıl mikrofonu da bağladım, böyle patladı direkt. Tak etti, fişle kablo ayrıldı. Böyle baktım sadece. O gün zaten
Nintendo videolarının aksayacağını biliyordum. Bir şeylerin kötü gideceğini biliyordum ama çözdük. Selam boss fight. Seni kesmek hiç zor olmayacak herhalde. Neden zor olsun ki? Hareketlere bak, hareketlere. Aç kendini, aç. Oo, çok iğrençsin. İyi ki 2 pikselsin. Hop. Evet. 10 saniye falan sürdü galiba. Teşekkür ederim oyun. Tamam arkadaşlar, burayı geçtim. Kimseyi yalanlamayalım şimdi. Buraları geçtim. Ya muhtemelen yarım saatte, hani o gördüğünüz yarım saatte geldiğim yeri ben 15-20 dakikada geleceğim ama olsun. En azından elim ısındık ya. Güzel. Şöyle şuradan bir save alalım. Save almak önemli. Lütfen save'imizi alalım. Bakalım. Bilmiyorum. Bakalım siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum çünkü aranızda hardcore Nintendo'cular var ve enerji tankımız arttı. Bu enerji tank canımız değil mi şu? Evet. Artık 200 canımız var. Belki zaten kolay olan oyun daha da kolay gelsin. Şimdilik tabii. Şimdilik. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum çünkü siz daha iyi anlıyorsunuz bu tarz oyunlardan. Ben eğleniyorum şahsen ama hani Nintendo'cular biraz şey oluyor böyle. Hayır, ondan eğlenmemelisin. Asıl 1998'de çıkan oyunu daha eğlenceli falan yapıyorlar ya böyle. O yüzden şey oluyorum böyle. Abi haklısın ya falan oluyorum böyle. Hani keşke benim de böyle uzman olabildiğim bir konu olsa mesela. Nintendo'cuları bu konuda hayranım. Benim hani fanlık yaptığım şeyler var. Hani överim falan ama hani böyle tarihçesini bildiğim böyle bir oyun yok sanırım. Diye düşünüyorum, bilmiyorum. Okey, bunlar için yeni özellik gerekecek. Bakugan! Yok, Sonic. Tamam, güzel. Nereden gidecektim, nereden gittim? Şu an hiçbir fikrim yok. Ha, buradan mı? Buradan ben geri döndüm sanki, evet. Kafam ne güzel ama ya, değil mi? Harika bir kafam var. Okey. Let's go. Her yere gireceğim. Manyağım, sorunluyum. O girilecek, o her yer girilecek. Dayanamıyorum. Hani belli başlı noktalarda tabii ki de çıldırıp artık diyeceğim ki yok, girmeyeceğim diyeceğim ama illa olacak. Şu an şeyi açtık. Enerji charge'ı açtık. Bunu tabii ki deneyeceğiz. Aa, yukarı çıkamıyor muyum? Yazık. Böyle piu atayım. Çok güzel. Ha, yine aynı yere geldik zaten. Şuraya gireceğiz muhtemelen. Hop hop. Tırmanmak çok zevkli ya. Kim ne derse desin. Bu oyunda tırmanmak acayip zevkli. Çok akıcı oyun. Çok çok akıcı oyun. Yani mükemmel. Ha, ama aa, dojudum. Keşke Nintendo Switch'te geri uyumluk olsa ya. Niye yani geri uyumluk yapmazsın ki? Böyle güzel oyunları olan bir konsolu. Selam dostum. Ha, geri döndük. Okey. Niye geri döndük peki? Ne aldık? Şunu mu kullanacağız? Ha, evet. Ben seni de öldürebilir miyim? İlla kafa atacağım. Kafa atmadan olmaz. Kafa atacağız. DNA aldım ey. DNA bende artık. Uhuu. Yay. Let's go. 20 dakikada hallettik yani ilk DNA'yı. Tahminim şu yönde. Şunların hepsini toplayıp oyunu bitireceğiz. Nasıl ama işte game design böyle bir şey arkadaşlar. Game design okumak böyle. Game design böyle. Anlaşılır. Ben sesi çok mu açtım az mı açtım bilmiyorum. Olsun. Ben yine bık bık konuşuyorum. Yay. Sularımız indi artık. Rahat rahat. Su altında. Sen gelme bana. Şunu da öldüreyim mi? Bir experience yok galiba. Değil mi? RPG olsun böyle experience. Çok gereksiz hani. Ben olsam sırf pisliğine experience koyardım. Hani oyuncular kendi kendini sevindirsin. Boşa adam öldürmüş gibi hissetmesin diye. Skill'leri tamam şeyle kazanırsın da. Hani sağdan soldan bulursun da. Ne bileyim öyle pisliğine bir skill ağacı olabilir işte. Bunlar hep kendi yapacağım oyunla ilgili. Sizlere ufak ufak spoiler'lar. Hop, hemen dojladık. Periledik daha doğrusu. Bunu perileyemedik çünkü kolsuzum birazcık. Haritaları burada çok net hatırlamıyorum. Şimdi tekrardan böyle hızlı hızlı oynayınca fark ettim. Hani yani biraz şu an için basit. Güzel. Basit başlaması güzel. En azından oyuncuyu kendine çekiyor. Böyle oyunda ilk 10. saniyesinden böyle lanet olsun adamım ne kadar zor bir oyun dedirttirmiyor. Ama sen çok kötüsün. Okay. Nereye gittin sen? Can lazım o yüzden seni öldüreceğim. Yok değildi aslında ama her yerden de çıkmıyor galiba. Arkadan vurma sakın senin canını yakarım. Aa, tırmanmıyor burada. Okay.
Şunu her zaman füze atıyorum. Aa, bir füze attım, bir füze geri aldım. İşte ticaret. Bunda wall şey yapamıyor muyum? Tamam, gittim. Çok önemli değil. Evet, böyle mekanlarda tabii ki de takılacağız. Şuradan gidilmiyor. Okey. Şurada da sanki kırılacak bir yer var derken, aa güzel, save noktamızı bulduk. Aldık mı? Yüzde elevator. Dur bakalım, kullanırız ya, sıkıntı yok. Şimdi burada gidilebilecek bir şey, bir yer var. Mesela diyorum ki keşfetmek bana çok zor geldi. A'ya bastım. Şuralarda bir şeyler varmış. İşte oralara gitmek için zaten yapabileceğim bir şey yok gibi. Şurası kırılıyormuş gibime geldi ya. Orayı kırmak benim bir işime yaramaz canım oyun. Yapma, tamam. Hadi o zaman yüzde elevator. Elevator'ı bir kullanalım bakalım. Yep. Bir sonraki save noktasına bitirelim. İlk videoyu bir kısa tutacağım çünkü sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer ki ya böyle oyun mu olur, bu çok kötü bir oyun, sen rezalet oynuyorsun gibi yorumlar görürsem, ya da tam tersine ne bileyim 20 falan izlenirse video salarım. Çünkü kendim oynamak benim için sıkıntı yaratmaz. Ben kendim oynarken siz de izleyin istiyorum. Çok nadiren de böyle mesela Miles Morales'i tek başıma bitirdim çünkü incelemesini yapacaktım. Yapıyorum da, az kaldı. Birkaç gün herhalde yayında olur diye düşünüyorum. Onun da serisi gelecek bu arada. O zaten çok çok kısa bir oyun. Hani 3-4 bölümlük bir seri olacak. En azından ana hikaye şey hariç, bonusları hariç. O yüzden öyle bir durumumuz var. Bir şey değil mi? Oyun çok akıcı ve bayılıyorum ya. Nintendo çok güzel bir alet, biliyor musunuz? Hani böyle Switch'e falan sürekli ağlıyorsunuz ya, ben dahil. Gerek yok. Vallahi gerek yok. Hani çok ciddiyim. Çok güzel alet. Çok çok güzel alet. Evet, save'imizi alalım. Yüz arkadaşlar, şöyle bir Metroid Samus Returns'a bir ilk izlenim, hani 20 yıl sonra ilk izlenim yaptığımızı varsayalım. İlk videomuz böyle olsun, kısa olsun. Dediğim gibi eğer ki derseniz o iyi iyi akıyor bu oyun ha falan veya baktım hani demeseniz de izlenmeler güzel. Hani baktım izleyici bu oyundan keyif alıyor, devam ederim. Ben böyle şeye biraz takıyorum. O zaman arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Metroid güzel oyun yani. Şu an için eğlenceli ama bakalım ileride ne olacak. Bakabilecek miyiz? Yani çok konuştum, ben video bitiremiyorum. Hoşçakalın.